Yeryüzü notlarından hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. Tekrar karşınızdayız yine önemli konuklarımızla birlikte dünyanın farklı bir coğrafyasında yaşanan dramı ele alıp konuşacağız. Sudan'ı konuşacağız. Sudan'daki kriz neden büyük bir insani drama dönüştü? 15 bin kişinin hayatını kaybettiği çatışmalarda neden artık sona gelinemiyor? Ve bu çatışmalar nedeniyle 25 milyon civarında sivil mağdur oldu. Milyonlarca insanın durumu nedir? Sudan'daki, ülkedeki son gelişmeleri de ele almaya gayret edeceğiz. Ve bu savaştan etkilenen milyonlarca insan ülke çapında neler yapıyor? Son durumları neler? Sudan'da en çok nelere ihtiyaç duyuluyor? Ve İHA ne tür yardım çalışmalarında bulunuyor? İşte bu soruların cevaplarını kıymetli konuklarımızla ele alıp değerlendireceğiz. Konuklarımı takdim edeyim. İnsamer araştırmacısı Doktor Serhat Orakçı beyefendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş buldum. Ve İHA Doğu Afrika Masası Koordinatörü Sayın Faruk Erkılıç beyefendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş buldum. Gün geçmiyor ki dünyanın farklı bir noktasından yeni bir insani kriz haberi gelmesin. Bize binlerce kilometre uzaklıkta olsa bile o dramların yaşandığı, o krizlerin yaşandığı coğrafyalarla illaki bir şekilde bağımız var. Sudan'daki gelişmeleri konuşacağız dedik. Serhat Orakçı Beyefendi ile başlamak istiyorum efendim. Sudan'da uzun süredir iç çatışmaların devam ettiğinden bahsettik. Peki efendim, şu an Sudan'da son durum nedir? Evet, şimdi ara ara Sudan'ı hakikaten konuşmak lazım. İhmal ediliyor. Yani tabii gündemler çok yoğun. Türkiye'nin gündemi de çok yoğun. Etrafındaki komşu ülkelerle alakalı krizler de bitmiyor ama yani Sudan ihmal edilmemesi gereken bir coğrafya. Hem Afrika açısından, hem İslam dünyası açısından, hem Türkiye'nin tarihi, kültürel, kardeşlik evet. bağları açısından. Şimdi bildiğiniz gibi 15 Nisan 2023 tarihinde, yani bundan tam bir yıl önce Sudan'da bir iç savaş hali zuhur etti. Ordu ile, yani devletin resmi ordusu ile hızlı destek kuvvetleri denen gene silahlı bir yapı birbiriyle savaşmaya başladı ülkenin çeşitli yerlerinde. Başta başkent Hartum olmak üzere hemen hemen ülkenin her bir yeri bu şeyden, çatışmalardan etkilendi. Yani bunlar sıcak çatışmalar, yani silahlı çatışmalar. Tabii silahlı çatışmaların olduğu bir ortamda sivil halkın da tabii güvenlik endişeleri ortaya çıktığı için işte göçler başladı. Hem ülke içinde hem ülke dışında insani kriz bir anda kendini göstermeye başladı. Ve Sudan ciddi bir, yani belki de tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya kaldı. Şimdi aradan geçen bir yıla baktığınızda, ne yani ne olduğuna baktığınızda, şu an fiili olarak değişen bir durum yok. Hala ordu ve hızlı destekler arasındaki çatışmalar yer yer devam ediyor. Hala sonlanmış değil. İnsani kriz her geçen gün derinleşerek devam ediyor. Bu da tabii Sudan için önemli. Ayrıca bir de tabii bölgesel, küresel aktörler var. Çünkü Sudan'da işte güç devşirmeye çalışan, nüfuz elde etmeye çalışan bir takım güçler var. Bu güçler de Sudan'ı çok fazla kendi haline bırakmıyorlar. Olayları devamlı bir manipüle etme durumları var. O nedenle bu manipülasyonlar, dışarıdan gelen manipülasyonlarla beraber denklem daha da karmaşık hale geliyor Sudan'da ve çözümsüzlüğe maalesef ülke sürüklenmiş durumda. Bir yıl içerisinde çeşitli arabuluculuk girişimleri olsa da herhangi bir çözüm çatışan taraflar açısından gerçekleşmedi. O nedenle halen daha sıcak çatışmalar ve insani kriz Sudan'da devam ediyor diyebilirim ben kısaca. Sudan'ın bölge için önemi nedir? Yani Sudan şimdi birçok açıdan önemli bir ülke. Şimdi bir kere Kızıldeniz'e sahili olan bir ülke. Biliyorsunuz Kızıldeniz son yıllarda özellikle bu jeopolitik rekabetin arttığı bir yer. Evet. Süveyş kanalından dolayı, Babülmendep'ten dolayı. Hatta bu Gazze krizinden bu yana da işte biliyorsunuz Yemen'den, Yemen'deki durumları daha da stratejik olarak değeri artan bir yer burası Kızıldeniz. Şimdi Sudan'ın uzun bir sahili var Kızıldeniz'e. Kızıldeniz'de güç elde etmek isteyen bütün güçler yani burada bir şekilde buraya adım atmak istiyorlar. Bir kere bu çok aşikar.
Mesela Çin 2017'de Cibuti'de askeri bir üs açtı. Hı hı. Rusya devamlı Sudan'a baskı uyguluyor. Port Sudan'da bir askeri üs elde edebilmek için. Amerika'nın zaten Afrika kıtasında ve Orta Doğu'ya hitap eden en büyük üslerinden bir tanesi Cibuti'de. Yani hemen Sudan'ın periferisinde yer alıyor. Yani İsrail biliyorsunuz hemen zaten Kızıldeniz'in diğer bir ucunda yer alıyor. Evet. Yani çok stratejik bir lokasyon. Sudan da bu açıdan önemli. İkincisi, Sudan petrol ve altın gibi yeraltı kaynaklarına sahip. Hmm. Yani zengin kaynaklara sahip. Bunları elde etmek istiyorlar. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri yüklü miktarda altın Sudan'dan çekiyor, alıyor. Petrolü mesela Çin uzun zamandan beri alıyor. Bunun dışında Sudan çok geniş bir tarım potansiyeli olan ülke. Gerçekten de Nil Havzası'nda yer aldığı için çok bereketli bir şeyde, toprak parçası içerisinde. Nil coğrafyasında çok önemli bir yani tarım havzası. Hı hı. Hem Afrika için hem Sudan için. Yani Sudan'ın tarım potansiyeli oldukça yüksek. Yani pamuk gibi, işte Arap sakızı gibi, susam gibi yani tarımsal ürünler yetişiyor ve yüklü miktarlarda, büyük miktarlarda yetiştirilebiliyor. Bu açıdan da önemli ve tabii Sudan 50 milyon nüfusu olan genç bir ülke. Bu nedenle potansiyeli olan bir ülke. Mısır'a komşu olması da ayrıca Sudan'ı daha stratejik hale getiriyor tabii ki. Çünkü Mısır da gerçekten çok jeopolitik bir yer. Yani bir takım faktörler, bu saymış olduğum faktörler dolayısıyla Sudan önemli bir ülke ve küresel aktörlerin, bölgesel aktörlerin vazgeçemeyeceği, evet, devamlı nüfuz elde etme arayışı içerisinde oldukları bir yer diyebilirim. Şimdi daha çok Müslüman coğrafyasında bu tarz örneklerle karşılaşıyoruz. Afrika bölgesinde bu tarz hadiselerle karşılaşıyoruz. Silahlar konuşuyor, savaşlar var, çatışmalar var. Ve milyarlarca insan bu ortamlarda işte silahların gölgesinde yaşamaya çalışıyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Sudan'daki sivil halkın durumu nedir efendim? Nasıl etkileniyorlar? Şimdi Sudan'da tabii siviller açısından öncelikle güvenlik sorunu var. Çünkü, hı hı, çatışmalar var yer yer. Özellikle Darfur bölgesi, yani arkadaşım şimdi onlarla ilgili daha detaylı bilgiler verecektir. Yani Darfur bölgesi oldukça büyük insani krizler atlatmıştı zaten daha öncesinde. Evet. Şu anki yani ordu ve hızlı destek kuvvetleri arasındaki çatışmalarda belki de en fazla Sudan'da etkilenen yer Hartum'dan sonra Darfur diyebiliriz. Burada etnik çatışmalar yeniden yükseltmeye başladı. Hatta katliamlar oldu. Soykırıma yakın katliamlar oldu. Binlerce insanın bir anda öldürülüp işte gömüldüğü, cesetlerinin atıldığı manzaralar cereyan etti maalesef. Bu açıdan yani güvenlik ve insani kriz tabii ki yani Sudan'da önemli hale geldi. Gıda güvenliği kayboldu. Çünkü çiftçiler tarım yapmak istiyorlar. Devamlı bir şey var, çatışma hali var. Yani tarım güvenliği kaybolduğu için gıda güvenliğini bu otomatikman etkilemiş oldu. Suya erişim noktasında ciddi bir tabii sıkıntı var. Ülkenin altyapısı yok edildi. Bu da önemli. Yani telekomünikasyon hatları, haberleşme ağları ciddi zarar gördü. Yani daha yakın zamanlarda mesela bir buçuk aylık bir kesinti oldu. Yani Sudan'la irtibatın tamamen koptuğu bir kesinti gerçekleşti. Yani hani ülke içerisinde insanlar birbiriyle iletişim kuramaz hale geldiler. Yani ülke dışındaki insanların zaten Sudan'la iletişim kurması oldukça güç hale geldi. Aileler parçalandı. Çünkü göçler olduğu için içeride ve dışarıda. Yani birçok aile, hatta milyonlarca insan darmadağınık hale geldiler. Yani ailenin bir kolu Mısır'da, bir kolu Çat'ta, bir kolu Sudan'ın içerisinde, bir kolu işte Avrupa'ya bir şekilde adım atmaya çalışıyor ya da Etiyopya gibi ülkelere bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Yani şu anda Etiyopya'da, Kenya'da, Uganda'da, Güney Sudan'da, Çat'ta, Mısır'da, Cibuti'de, yani bütün o çevre ülkelere dağılmış bir Sudan popülasyonu var. Hatta Türkiye'ye bile bir takım göçler oldu buradan. Ailelerin parçalanması bu anlamda kritikti. Sağlık ve eğitim hizmetleri tamamen kesintiye uğradı. Yani şu an Sudan'da eğitim neredeyse birkaç yıldır yapılmıyor. Yani yüksek eğitim ya da ilköğretim
Bunun dışında sağlık noktasında yani sağlık sorunu olan insanlar maalesef yani gidecek hastane bulamıyorlar. Çünkü şey yok, yani altyapı çökmüş evet. durumda. Ve bunlara ilaveten bir de şeyi söyleyebiliriz. Kolera gibi salgın hastalıklar maalesef türemiş durumda. Yani bu da Sudan için kritik, yani insani krizi derinleştiren faktörler. Evet. İzninizle Faruk Bey'e dönün için bir iki soru yönelteceğim. Faruk Bey, İHA yaşanan bu iç karışıklığın ardından Sudan'a yönelik çalışmalar yaptı mı? İnsani yardım çalışmaları yaptıysa ne tür çalışmalar oldu? Ve yakın bir zaman öncesinde Ramazan ayını idrak ettik. Ramazan'a özel çalışmalar da oldu mu Sudan'da? 15 Nisan 2023 tarihinde iç savaşın patlak verdiği ilk günden itibaren kriz masası kurarak İHA İnsani Yardım Vakfı insani yardım çalışmalarını, acil insani yardım çalışmalarını sürdürdü. Evet. Bir yılı doldurduk maalesef ve bir yıl içerisinde birçok farklı alanda, birçok farklı bölgede projelerimizi, insani yardım faaliyetlerimizi gerçekleştirdik. Ve bir yıldır da gündemde tutmaya gayret Tabii, ediyoruz. Doğru. Burada kamuoyunu, özellikle Türk halkını bilgilendirmeye ve devamlı bununla alakalı farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Çünkü gündemimiz epey yoğun. Bu yoğun gündem içerisinde Sudan'a da açıkçası yer vermeye gayret ediyoruz. En başında tabii ki acil yardım çalışmaları kapsamında gıda destekleri, gıda yardımları, işte hamile annelere doğum desteği yardımları, bir takım hastaneler, özellikle Türkiye-Sudan Niyala Hastanesi'nde ki hastaneye ilaç yardımı, ilaç evet. desteği yardımı da bulunmuştuk en başta. Daha sonra bu yardımları devam ettirdik ve Adak Akika kesimleri ve dağıtımları kırmızı et olarak gerçekleştirdik ve sonra özellikle Haziran ayından sonra daha da olayların derinleşmesi ve insani krizin derinleşmesi ve olayın ciddileşmesinden sonra Başkanımız Bülent Yıldırım'ın da bulunduğu bir program yapılarak orada basın açıklamasıyla bir gemi ile yardımların Türkiye'den gönderileceğini duyurduk. Ve iki tane farklı zamanda, iki farklı zamanda toplamda 43 konteyner 545 tonluk bir insani yardım malzemesini Sudan'a ulaştırdık. Bunlar 13 farklı eyalette 500 bin yaklaşık 500 bin kişiye direkt olarak evet. dağıtıldı. Bu çok kapsamlı bir çalışma oldu. Hem de kapsayıcı bir çalışma oldu. Çünkü sahada satın alabileceğimiz ve dağıtabileceğimiz malzemeler kısıtlı. Ve buradan Türk halkımızın da teveccühüyle beraber bir yardım kampanyası ile beraber birçok farklı alanda, birçok hatta yani şöyle söyleyeyim, evet. battaniye, terlik, ayakkabı gibi çok farklı, hiç sahada da şey yapamayacağımız, çözemeyeceğimiz konularda bile yardımları konteynerlere yükleyerek onları ulaştırdık. Daha sonra bu yardımların devam etmesi için tekrar işte bağışların gelmesiyle gündeme getirmeye çalıştık, gayret ettik. Ve özellikle Ramazan ayı içerisinde Şubat ayı, Ocak ayından itibaren kendi gündemimiz, ajandamızı aldık ki evet. özellikle daha güçlü Sudan'a nasıl yardım yaparız, Gazze gündeminin yanında diye bir komisyonumuz zaten devam ediyordu. Komisyonu da gündeme getirdik ve Şubat ayından başlayan çalışmalar Ramazan'da çok bereketlenerek ve katlanarak 5200 gıda paketi, 2191 kişiye de iftar yemeği dağıtımıyla beraber gerçekleştirdik ve 505 kişiye de nakdi zekat ve fitre dağıtımları evet. gerçekleştirdik. Bütün hepsine bakarsak toplamda 705.843 kişiye ulaştık. Sadece bir yıl içerisinde Sudan'da bütün yaptığımız çalışmalar içerisinde. Tabii bu yani 8.1 milyon insanın göç ettiği, 1.8 milyon insanın da çevre ülkelere göç ettiği, toplamda 25 milyon etkilendiği bir vakaya baktığımız zaman, krize baktığımız zaman çok yetersiz bir rakam. Fakat bizim gücümüz yettiğince sefere çıktık ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hala da sürdürmeye gayret ediyoruz ve bütün bu Gazze ve diğer gündemlerin evet. yanında Sudan halkının ciddi
durumunu ifade etmeye gayret ediyoruz. Şimdi Sudan'a yönelik çalışmalar bir raporlama oldu aynı zamanda. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun, var olun. Çünkü insanlar, izleyiciler, aziz Türk milleti bu desteklerinin nasıl ulaştığını da merak ediyor. Gerçi bu konuda çok şeffafsınız. Zaten İHH'nın internet sitesinde, sosyal medya hesaplarında buna dair çok ayrıntılı, net bilgilerle karşılaşabiliyor herkes. Şimdi Sudan'a yönelik çalışmalar, devam eden yardım çalışmaları ve yeni planlanan çalışmalar, yardım çalışmaları var mı? Tabii bu devamlı olmak zorunda. Hı. Çünkü yani kriz her geçen gün katlanıyor ve hani şöyle söyleyelim, biz bütün bu dağıtımlarda kendi personelimiz, evet, bulunarak dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Ve gidilecek yerlere, gidilebilecek yerlere, işte büyükelçiliklerle de, evet, büyükelçiliğimize de şey yaparak, istişareli bir şekilde gidebilecek yerlere giderek, hı hı, dağıtımlara katılıyoruz. Burada tabii vakaları da orada sahada direkt evleri ziyaret ederek, insanları hallerini hatırını sorarak, Türkiye'den de bağışçılarımızın ve Türk halkımızın selamını götürerek onları yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu da çok önemli. Orada hani ben sahada bulunamadım. Koordinasyonla burada meşguldüm. Fakat arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerle örneğin birçok ailenin parçalandığını, az önce söylediği gibi, ve ölüm vakalarının hani zikredilenden çok daha yüksek olabildiği. Çünkü yani 18 bin kişiden bahsediyor yaklaşık olarak. Fakat bunun çok daha üstü olma durumu var. Çünkü %80 oranında bir sağlık hizmetinin durma noktası, hastanelerin kullanılamaz hale gelmesi, özellikle ilaç kullanmak zorunda olan veya gıda almak zorunda olan ve yetersiz beslenmeden dolayı daha kırılgan, daha müsait insanların ölümle sonuçlandığını maalesef öğreniyoruz. Yani diyaliz hastaları var mesela, kanser hastaları var, devamlı, yani devamlı tedavi ihtiyacı var ve hastane kompleksleri çöktüğü için hani bu insanlar diyaliz ya da kanser tedavisi, kalple ilgili sorunları olanlar var, tansiyon gibi sorunları var. Yani düzenli rutin takip isteyen hastalıklarda şu anda ciddi bir mağduriyet. Bir de ortaya çıkan salgın hastalıklar. Salgın hastalıklar var. İşte zaten seller oluyor süreç. İşte daha kötüsü güvenlik probleminden dolayı ekimler yapılamıyor. Bu daha da katmerliyor. Her geçen gün daha da insani kriz katmerlenmiş oluyor. Biz de tabii ki hani bir yıldır ve bir yılın sonunda bu acı tabloyu konuşmaktan çok üzgünüz yani. Evet. Ve bu noktada Sudan'ı çok daha iyi bir şekilde görmeyi arzu ederken bunun devam etmesi gerçekten çok acıtıcı, üzücü bir durum. Fakat daha çok yardım bekleyen, daha çok işte bize müracaat eden insanlar var. Yani bu insanlara bir şekilde ulaşmamız lazım. Olabildiğince daha fazla insanın bir şekilde hayatını kurtarırcasına mücadele etmemiz lazım ve her geçen gün bunu da arttırmamız gerekiyor. Merak ettiğim bir şey var. Bunu Gazze'de de gördük. Daha önce farklı yerlerde de gördük. Şu an Sudan'ı konuşuyoruz. Mesela Gazze'de de İHH ekibi var. Her an ölümle burun burunalar. Çok ciddi bir soykırım var Gazze'de. Şimdi Sudan'a bakıyoruz, Sudan'da da benzer bir durum var. Ama buna rağmen İHH ekipleri burada ölümü göze alarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Yardım çalışmalarını sürdürüyorlar. Oradaki insanlara biz buradayız diyorlar. Bu da oradaki mazlum insanlara bir umut oluyor, bir güç oluyor, bir destek oluyor. İHH ekipleri korkmuyor mu? Yani korkunun üzerinde o işte yapmak zorunda olma, yani o yardım ulaştırmak zorunluluğu, evet, insanlara ulaşma mecburiyeti bir misyonu olduğu için, hı hı, yani bu korkunun hepsinin üzerine geçmesi gerekiyor ki bu cesareti de yani zorunlu kılıyor bir yerde, çünkü evet, yani kötülüğün karşısında iyilik güçlü olmalı ki yani bu yenilebilsin ve aşılabilsin. Öbür türlü yani korku çok zayıf bir şey aslında, güdü. Yani bunun önünde baktığımız zaman yani bu tarz kahramanlıklar destek tırnak içerisinde veya fedakarlıklar olmasa zaten bugün
çok daha kötü bir dünya içerisinde oluruz. Ama iyi insan sayısı ve iyiliği arzu eden, iyilik için mücadele eden insan sayısı aslında kötülerden daha fazla. Fakat kötüler daha güçlü bir şekilde kötülüğü yaymaya gayret ediyorlar. Bizim biraz da silkelenip uyanıp daha fazla omuz omuza iyilik için mücadele etmemiz gerekiyor. Haklısınız. Korku bence bunun yanında hiçbir şey yani. Ben de biraz saha görevi yapmıştım öncesinde. Yani esasında korku oluyor, olmuyor değil. Ama hani şöyle, bu coğrafyalar hakikaten tekin coğrafyalar değil yani. Zor coğrafyalar. Gazze olsun, Sudan olsun ve diğer kriz Yemen falan mesela, Libya. Zor. Hani öncelikli olarak güvenlik endişeleri tabii ki oluyor. Ama risk hesaplamalarını arkadaşlar yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Yani göz göre göre ölüme gitme gibi bir durum tabii ki söz konusu değil. Ama birçok durumda mesela ben de şahit oldum mesela. Arkadaşlar hani o büyük riskleri üstlenme şeyini gösteriyorlar, cesaretini gösteriyorlar ve bir şekilde o fedakarlığı yapıyorlar. Zaten hani onları yapmasa gerçekten bu coğrafyalara yardım ulaştırmak kolay değil. Yani mesela Somali gibi yerlere, Libya, Yemen gibi yerlere, Sudan. Yani o riskleri üstlenecek cesur insanlar çıkıyor Allah aşkına. Evet. Serhat Bey, Sudan'daki iç karışıklıktan bahsettik. Bu iç karışıklığı ortadan kaldırabilmenin yolları var mıdır, yöntemleri var mıdır? Yani Sudan'daki bu krizi çözmek mümkün müdür? Ya ben bu sorudan önce bir ilave yapmak istiyorum. Buyurun. Şimdi şöyle, şimdi Sudan'da krizin derinleşmesi bekleniyor. Bunun da temel sebeplerinden bir tanesi mevsim. Şimdi Sudan bu aydan itibaren, yani Nisan'ın sonundan itibaren en sıcak dönemine giriyor. En kurak dönemine giriyor. Yani yağışın olmadığı, sıcaklıkların 50 dereceye ulaştığı tabii bir döneme giriyor. Çiftçilerin işte normalde bu dönemde hasat yapmaları lazım. Yani Ağustos civarında. Şimdi ekim programları, yani ekim dikim programları aksadığı için muhtemelen tabii ki o hasılat düşük olacak. Ve en kurak dönemini geçirecek şu anda. Stoklar azalmış durumda. O nedenle yani krizi derinleştirecek etkenler devreye girmeye başladı Sudan'da. Bu Allah korusun ciddi ve kitlesel ölümleri, açlık krizi, gıda krizi getirip kuraklıkla beraber ciddi ölümlere yol açabilecek bir şey, durum. Bununla ilgili BM'nin mesela şöyle bir şeyi oldu geçenlerde. Şu anda Sudan'da insani yardım anlamında 25 milyon insan şey beklentisinde, yani muhtaç. Bunun için gerekli olan bütçe 2,5 milyar dolar civarında. Ama bütçeye şu anda yapılan katkı 150 milyon civarında, evet, falan. Yani %10'u bile henüz yani fonun karşılanmış değil. Yani evet, o yüzden Sudan'ı gerçekten zor bir 3-4 aylık dönem bekliyor denebilir. Yani bu ciddi olarak krizi derinleştirebilir orada. Bununla ilgili teyakkuzlu olmak erişim lazım. De çok kısıtlı. Yani evet, insani yardım şimdi aktörlerin sahada faaliyet yapabilmesi için erişimde de güvenlik önlemleri ve güvenliğin sağlanması lazım. Şimdi böyle bir hani ortam oluşmadığı için bir yıl, evet, içerisinde hala mesela Kurdufan, özellikle Doğu Darfur, işte sınır bölgeler, Çat vesaire gibi bölgeler de hala erişim noktası sıkıntı olduğu için insani yardım da ulaşamıyor. Biz mesela Ramazan'da Umdurman var, Hartum eyaletinin şehri, hemen Nil Nehri'nin diğer tarafı Hartum'da. Orada mesela bir fırsat bulduk, hemen girdik, hemen orada gıda paketlerini dağıttık, çıktık yani. O bir boşluk bulduk. Çünkü devamlı bir kollamak zorundasınız yani oradaki şeyleri. Bir güvenlik ortamı oluştuğu anda işte ordu biraz daha orada güçlendi, bir şey oldu, bir boşluk oluştu. Binlerce insanı düşünün, bekliyorlar sadece. Hareket edemeyenler de çok fazla var. Umdurman gibi bir yer ki şeydir, çok merkezi bir noktadır. Yani İstanbul'un yan şehri gibi, yani Tekirdağ veya tabiri caizse Kocaeli gibi düşünün. Kocaeli'ye erişemediğinizi veya Tekirdağ'a erişemediğinizi düşünün yani. Ki Hartum zaten hala kesinlikle yardım ulaşamıyor. Hartum merkezi zaten problemli. Yani Umdurman gibi bir yer de her zaman yol üstünde geçtiğimiz veya uğradığımız bir yer veya her zaman gidilen bir yerdi. Bir yıldır neredeyse
çok ciddi şey var. Güvenlik probleminden dolayı erişim sıkıntısı ve işte binlerce insanın açlıkla ve yoklukla sıkıntıya düşme durumu var. Üzücü yani. Bunlar hep gözümüzün önünde oluyor. Belki daha önce de yaşanıyordu ama belki teknoloji bu kadar gelişkin değildi. O yüzden görmüyorduk, etmiyorduk. Bir sorumluluk yüklüyor ama üstümüze. Yani Sudan'daki, evet Gazze, evet Yemen vesaire. Sudan'da da böyle bir durum var. Şimdi bunu duyup da buna kör sağır kalmak bize yakışmaz. Bizim atalarımıza karşı en azından bir sorumluluğumuz var. Aziz milletimiz bu konuda üzerine düşeni de yapacaktır diye düşünüyorum. Yapıyor da sağ olsunlar, var olsunlar ama işte Serhat Bey önümüzdeki ayların çok daha ciddi krizleri beraberinde getireceğini söyledi Sudan için. Peki Serhat Bey bu iç karışıklık çözülemez mi? Yolu yöntemi yok mudur? Yani bizim coğrafyamızda biliyorsunuz krizler maalesef yani kısa süreli olmuyor. Olmuyor. Yani Yemen mesela 10 yıl neredeyse. Libya yine 10 yıl. Suriye krizi 10 yılı çok çok aştı. Yani bu krizler dışarıdan olumlu müdahale, yapıcı müdahale gelmediği müddetçe, aktörler kendi haline bırakıldığı müddetçe daha da derinleşerek süreci uzatıyor benim gördüğüm kadarıyla. O yüzden Sudan'da krizin yani çok kısa sürede biteceğini ben tahmin etmiyorum. Yapıcı müdahale olmazsa, yani bunu da tabii söyleyeyim şart olarak. Yani mesela şu anda Sudan'ın ciddi bir insani müdahaleye ihtiyacı var. Dışarıdan insani müdahaleye, insani aktörlerle bir müdahale ihtiyacı var. Mesela Türkiye böyle bir müdahaleyi Somali'ye yaptı mesela. 2011 yılında hakikaten insan ölümlerinin kitlesel olarak arttığı, kuraklığın böyle ciddi olarak Somali'yi şey yaptı, olumsuz etkilediği bir ortamda Türkiye yani mütevazi bir bütçeyle, yani öyle çok da böyle yani para saçarak değil, mütevazi bir bütçeyle ciddi bir yani koordinasyonda böyle bir insani operasyon yürüttü Somali'de ve başarılı oldu. Şu an evet. Mesela Somali 2011'den 2024'e gelindiğinde 13 yıllık sene yani sürede yani bayağı mesafe kat etti. Yani bunu mesela Somali'ye giden arkadaşlar da gözlemliyorlar. Yani şu an Sudan'ın da böyle bir şeye ihtiyacı var. Benim gördüğüm kadarıyla müdahale ihtiyacı var. Çeşitli arabuluculuk girişimleri oldu ama bunlar sonuçsuz kaldı. Çünkü savaşan kesimler barış yapmak gibi bir arzu içerisinde değiller. Daha çok karşı tarafı diskalifiye etmek evet. ve gücü tamamen ele geçirmek motivasyonuyla hareket ediyorlar. O nedenle mesela Cidde'de bir takım görüşmeler oldu. İGAD üzerinden bir takım görüşmeler oldu. Afrika Birliği işte bu noktada bazı girişimler oldu ama bu girişimler şu ana kadar sonuç verebilmiş değil. İlla ki bu krizler çözülecek tabii ki yani. Sudan bu şekilde olmayacak ama şöyle ciddi sonuçları olabilir Sudan için. Benim gördüğüm kadarıyla. Mesela Sudan'ı parçalayabilir. Sudan'ın içerisinden belki 3-4 tane yeni devlet doğabilir. Eski Sudan artık belki hiç görmeyebiliriz. Yani bu risk var. Ama çünkü evet. silahlı unsurlar bir bölgeyi ele geçirdiklerinde artık orada kendi hakimiyet alanlarını oluşturduklarında devlet gibi hareket etmeye başladıklarında evet. ne oluyor? Paralel devletler ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii. Ki şu anda Sudan'da 3-4 bölge bu tarz silahlı grupların yönetimi altında, hakimiyeti altında. Yani defakto evet. olarak zaten ülke şu anda 3'e 4'e bölünmüş durumda defakto. Afrika de, kıtasındaki ülkelerin kaderi bu mudur? Ya kaderi bu değil ama yani Afrika tabii ya biraz önce dedim yani Sudan'da çok zengin kaynaklara sahip. Evet. Yani bu kaynaklara sahip olmak isteyen güçlerin her zaman müdahalesi ve manipülasyonu yer alıyor burada. Yani burada savaşan unsurlar yani Sudan için savaşmıyorlar, kimse kusura bakmasın. Bunlar başkalarının kuklalığını yapıyorlar. Başka dış güçlerin kuklalığını yaparak yani birbirleri. Yani kardeş kavgası var Sudan'da şu anda. Doğru. Yani doğru. ciddi olarak. Ve bunlar biri Birleşik Arap Emirlikleri'nin kuklalığını yapıyor. Öbürü işte Sudan, Mısır'ın kuklalığını yapıyor. Yani kendi Sudan'ı önceleyerek ortaya konmuş bir mücadele ya da bir savaş değil bu.
dış güçlerin kuklalı üzerinden yürüyen bir şey var. Anlamsız bir savaş var. Maalesef öyle. Anlamsız. Bir de bütün ülkeyi yönetecek, bütün ülkeyi idare edecek bir gücün oluşması da engelleniyor bu şekilde. İşte Etiyopya'da, Tigray'da işte farklı kabileler savaş oldu. Bir iktidar mücadelesi içerisinde, şimdi Somali'de mesela farklı bölgelerde farklı şeyler görüyoruz, çatışmalar ve hiç bitmeyen krizler. Bu aslında böl parçala yönetin veya işte güçlü bir tek başına bütün ülkeyi yönetecek gücün olmama şeyi birilerinin tabii ki de işine gelmesi yüzünden aslında maalesef bu parçalanma gerçekleşebiliyor. Öyle. Şimdi Faruk Bey, siz İHA Doğu Afrika Masası koordinatörsünüz. Evet. Sudan'dan bahsettik ama bölgede, kıtada, farklı ülkelerde de farklı sorunlar var. Tabii. Bunlardan da bahsetmenizi rica edeceğim. Doğu Afrika'da insani yardıma yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulan ülkeler hangileri? Ve genel hatları itibariyle oralarda da çatışmalar mı var? Başka sorunlar mı var? Tabii, bu konuda bilgilendirmenizi rica edeceğim. Tabii, yani Afrika çok büyük bir kıta. Doğu ve Güney Afrika ülkelerinin bulunduğu bölgede çok büyük bir bölge. Burada bölge bölge çok farklı krizler var. Zaman zaman kıtlıkların yaşandığı, zaman zaman sel felaketlerin yaşandığı, kasırgaların yaşandığı, zaman zaman işte insanların kendi aralarında husumetleri vesilesiyle silahlı çatışmaların yaşandığı olaylar devamlı karşımıza çıkıyor. Malawi ve Malawi'deki geçen sene yaşanan kasırganın sonucunda bu sene bir kıtlık vakası gerçekleşti. Devam ediyor izleri ve etkisi. Biz de Ramazan'da bununla alakalı bir şeyler yapmaya gayret ettik. Gıda dağıtımları, yardımları. İşte Tanzanya, Kenya bölgelerinde sel felaketleri daha çok yaşandı. Somali'de hakeza. Büyük sel felaketleri, işte büyük kuraklıklar, iklim değişiklikleri bölgenin fakirliği sebebiyle ve önlem alınamama sebebiyle her şeyi etkiliyor. Çok doğal bir ortam çünkü. Tabii. Ve zaten dünyada en fakir ülkeler işte Burundi, Malawi gibi sırasıyla Güney Sudan vesaire bunların hepsi bu bölgede bulunuyor. Çok zayıf, güçsüz ve ihtiyaç sahibi insanların bulunduğu işte günde bazı bölgeye gidiyorsunuz $1 çalışan o ne kadar az diyorsunuz. Başka bölgede 0.5 sent için bir gününü harcayan ve bir gün çalışan insanı görüyorsunuz. Yani bunun sonu neredeyse yok gibi yani Afrika bizim bölgemizde hala maalesef 2024 yılındayız. Yani özetlersek dönem dönem yıl içerisinde doğa olayları işte insani krizler gibi bu tarz olaylar vesilesiyle çok ciddi boyutta işte yüzlerce kişinin birden vefat ettiği, öldüğü veya çok maalesef derin izler bıraktığı ve onların devam ettiği şey. Çünkü yani şey yapılmadan daha onarım yani tedavi veya şey yapılmadan bir sonra başka bir şey gelmesi veya onun üzerine devam etmesi hayatın çok ciddi işi şey yapıyor. Krizi daha da derinleştiriyor. Biz de bunlara elimizden geldiğince gücümüz nispetinde ulaşmaya gayret ediyoruz. Evet. Ve kamuoyunda da duyurmaya gayret ediyoruz. Şimdi Faruk Bey az önce bazı rakamlar verdiniz. İşte $1, yarım sent gibi. Bazen insanlarımız şunu düşünüyor olabilir. Ya işte ben cep telefonumdan işte ekranda da yazıyor. Sudan yazıp 3072'ye göndersem, 30 lira bağışlasam ne olacak ki? Gibi düşünüyor olabilir ama az önce verdiğiniz rakamlara bakınca işte $1 Sudan'da ya da Afrika kıtasındaki farklı bir ülkede insanlar için çok büyük bir rakam. Tabii iş bulabilirse o da. Yani değil mi? O da var. Mesela Burundi'de görüşmüştük. Bir keçi dağıtımı işte gelir temini projeleriyle alakalı keçi hediye ettiğimiz, hibe ettiğimiz bir abimizle görüşmüştük. O demişti yani ben şu an hani güçsüzleşiyorum günden güne. İş bulamaz hale geldikten sonra özellikle 40 yaşlarından sonra bu zorlaşıyor. O günlük güç gerektiren işleri yapamadıktan sonra o gelir de gidebiliyor. Gidiyor. Çünkü zor yani gerçekten imkan olmayınca zaten şartlar zor. İşte biz de mesela gelir temini projelerini arttırmak gayretindeyiz. İşte bakkal dükkanı açılışları, terzi dükkanı açılışları, eğitimler veriyoruz meslek edindirmeyle alakalı. Hani daha böyle güçlensinler ve az da olsa o şey devamlı gelirleri gelebilsin, aylık imkanları daha da artsın diye
Doğru. Gayret ediyoruz. Yani şimdi bizim ne işe yarar ki diye düşündüğümüz mesela şu 30 lira Sudan'da bir kişinin ya da bir ailenin yüzünün gülmesine vesile olabiliyor. Tabii. Bu çok önemli bir şey. Şimdi efendim gelir desteğinden de bahsettiniz. Sudan'da iç çatışmalardan etkilenen insanlar şu an en çok nelere ihtiyaç duyuyor? İşe mi yoksa doğruca desteğe mi, gıda desteğine mi? Nedir? Öncelik nedir? Öncelik tabii ki önce yani bu vakanın sonuçlanması ve hani barış ortamının bir önce sağlanması asıl mesele. Aslında Sudan kendi kendine yetebilen bir ülke. Tabii ki yani işte çok ciddi zenginliği var ve zaten yüzyıllardır o bölgede insanlar yani güzel bir şekilde belli bir imkanlarda yaşıyorlar böyle problemler olmazsa. Hı hı. Fakat öbür taraftan hani bu bizle alakalı bir durum değil daha çok. Belki devletler veya diplomasi büyük devletlerle alakalı bir durum. Bizim tarafımızdan baktığı zaman insani krizle yardımla alakalı bakıldığı zaman tabii yaşamı devam ettirmek için gıda, evet, sağlık yardımları ve kıyafet gibi işte çeşitli temel ihtiyaçlar, özellikle hijyen malzemeleri. Bu gemiyle beraber biz epey bir hijyen pedi kadınlar için mesela, hı, hijyen pedi yardımı da götürdük. Yani çok temel şeyler, günlük hayatımızda devamlı kullandığımız, varlığından dolayı yokluğunu farkında olmadığımız, yani varlığını farkında olmadığımız fakat sahada yoklu olan malzemeler, temel insani malzemeler çok ciddi ihtiyaçları var yani bununla alakalı. Doğru, haklısınız. Yani öyle durumlarla karşılaşabiliyoruz ki bir yudum suyun çok kıymetli olduğunu, paha biçilemez olduğunu görüyoruz, evet, bazı coğrafyalarda. Şimdi izninizle Serhat Bey'e bir soru yönelteyim. Son olarak tekrar size döneceğim. Serhat Bey, Sudan'a yönelik uluslararası yardımlar var. Ve bu uluslararası yardım kuruluşları da işte İHA, dünya çapında bilinen o kurumlardan biri. Farklı uluslararası yardım kuruluşları da bölgeye elini uzatıyor mu? Çalışmaları var mı? Varsa neler? Şimdi Sudan'la çatışmaları... Bir de çok özür dilerim. Bizim Türk milletinin baktığı gibi mi bakıyorlar Sudan'a? Yoksa başka amaçlarla mı yaklaşıyorlar yardımlarıyla? Şimdi Sudan'da bir yıl önce çatışmalar başlar başlamaz belki de ilk etkilenen sektörlerden bir tanesi insani alan oldu. Çünkü Sudan'da evet bir takım sivil toplum kuruluşları vardı dışarıdan da gelen, başka ülkelerden de gelen. Tabii güvenlik sorunu oluşur oluşmaz bunların büyük kısmı, çok büyük kısmı sahadan ayrıldılar, ayrılmak zorunda kaldılar. Çünkü ofislerine el konuldu, araçlarına el konuldu, personelleri ciddi tehditlere maruz kaldılar. O yüzden insani aktörler de yani göçlerle beraber, krizle beraber çekilmek durumunda kaldılar ama yani şunu belki belirtmek lazım. İHA gerçekten çok büyük, çok büyük ve önemli bir operasyon yaptı. Yani biraz önce Faruk söyledi, sayıyı tam hatırlamıyorum ama 50'ye yakın konteyner. 43 konteyner malzeme gönderdi Sudan'a. Yani bu kritik bir esasında şeydi, hamleydi. Çünkü yani insani aktörlerin olmadığı bir yerde siz bir şekilde insani şeyi sürdürüyorsanız, mücadeleyi sürdürüyorsanız yani bu bile yani yeterli, evet, gelmeyebilir ama önemlidir yani. Şu an Sudan'ın ihtiyacı çok daha fazla. Elbette yağının altından kalkabileceği düzeyin çok çok üstünde, biraz önce de söylediğim gibi 2,5 milyar dolar gibi bir rakam telaffuz ediliyor. Ama bunlar cesaretlendirici hamleler. Şimdi mesela Darfur'da Türkiye'nin açtığı bir hastane var mesela. Büyük bir hastane, bölge hastanesi. Türkiye yani bu hastaneyi boş bırakmadı. Mesela o hastaneyi o şartlar altında güvenlik, ciddi güvenlik risklerine rağmen Sağlık Bakanlığı şey gönderdi, personel gönderdi. Ve o hastane bir şekilde çalıştırıldı. Halen de faal bildiğim kadarıyla. Evet. Yani bu Darfur gibi bir yerde böyle bir ortamda bir hastane işletmek yani kolay işler değil bunlar gerçekten. Yani kolay, evet, operasyonlar değil. Ciddi ve önemli operasyonlar. Büyük riskler alınarak yapılan operasyonlar. Ama gerekli tabii ki. Doğru. Bu noktada yani uluslararası kamuoyunun çok Sudan'la ilgili yani motive olduğunu, hareketli olduğunu söyleyemiyoruz maalesef.
Gerek Ukrayna krizi, gerek yeni işte başlayan, yeni de değil artık yani bayağı oldu, Gazze krizi tabii ki uluslararası gündemde çok fazla yer buluyor. Sudan o noktada biraz unutulmuş gibi. Ara ara dediğim gibi programlarla hatırlatmak lazım kamuoyuna bunu. Türkiye'de de bunu dile getirmek gerekiyor. Ama Türkiye'nin mesela Türkiye elçiliğini kapatmadı. Mesela Port Sudan'a taşıdı ama bir şekilde elçiliğinin misyonunu, yani elçilik misyonunu sürdürüyor hala. Hı hı. Kurumları Port Sudan'a taşıyarak bir şekilde Sudan'la irtibatı sürdürmeye çalışıyor. Yani Türkiye Sudan'dan vazgeçmiş değil. Kritik hamlelerle, gerek İHA gerek devlet kurumları kritik hamlelerle yer yer hamlelerini yapıyorlar. Yani bunun inşallah daha hani koordineli, daha böyle büyük ölçekli olmasını evet. umuyoruz. Yani Sudan Türkiye için kardeş büyük. Yani olsun ta Osmanlı Devleti döneminden itibaren, yani Osmanlı Devleti'nin parçası olmuş bir ülke, coğrafyadan bahsediyoruz. Kardeşlik hukuku var. Yani Müslüman coğrafya içerisinde yer alan bir yer burası. O yüzden hani vazgeçmek mümkün değil. Sudan'la ilgili krizi her zaman takip etmek gerekiyor. Yağdaki arkadaşlar da gerçekten o noktada iyiler. Yani monitoring kısmını, yani gözlemleme kısmını yapıyorlar. Sahada da ekipler var. Onlar da devamlı evet. bilgi aktarımı yapıyorlar. Şartlar iyileşir iyileşmez. Tabii daha iyi operasyonlar, daha geniş kitlelere ulaşan operasyonlar yapılacaktır diye ben dedim. İnşallah. Faruk Bey, şimdi Serhat Bey vurgu yaptı. Kardeşlik hukukumuz var dedi. O kardeşlik hukukunun bizim omuzlarımıza yüklediği bir yük var. Evet. Ve o yük tabii ki biz onu yük olarak görmüyoruz. Bir onur, bir şeref olarak görüyoruz. İzleyenlerimiz İHA'nın çalışmalarına nasıl destek olabilirler? Çalışmalarımıza bağış kabul olan temsilciliklerimizle evet. veya web sitesi iha.org.tr üzerinden yine tekrar bağış yaparak veya SMS'le Sudan yazıp 3072'ye göndererek desteklerini sağlayabilirler. Onun haricinde telefon numaralarımızla ulaşarak bilgi alabilirler. Bizim ofislerimizi, temsilciliklerimizi de ziyaret ederek daha detaylıca yüz yüze anlatarak onları bilgilendirebiliriz. Bu şekilde bağışları tabii ekranımızda da yazıyor. Cep telefonlarından. Evet. Kısa mesaj bölümüne girip izleyenlerimiz Sudan yazıp 3072'ye göndererek evet. ilk etapta 30 lira bir bağışta bir destekte tabii, bulunabilirler. Siz evet. de az önce belirttiniz. Şimdi Afrika kıtasındaki bazı ülkelerde hani bizim gözümüze pek gelmeyebilir. Yani Sudan işte 30 lira 3 ekmek parası Türkiye ama Sudan ya da Afrika'daki farklı bir ülke için çok daha büyük bir hayır vesilesi evet. olabiliyor o 30 liralar. En azından 30 liraları esirgememek lazım. İlk etapta şu an diye düşünüyorum. Kıymetli konuklarıma çok teşekkür ederim. İHA Doğu Afrika Masası Koordinatörü Sayın Faruk Erkılıç Beyefendi. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun teşekkür diyorum. Ederim. Üstün sağ başarılar olsun. Diliyorum. Ve İnsamer Araştırmacısı Doktor Serhat Orakçı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun diyorum. Ben eminim teşekkür ki önemli bir yayındı. Bu yayınlar sayesinde duyarlılık artıyor. Kamuoyundaki farkındalık artıyor. Teşekkür ediyorum kıymetli konuklarıma bir kez daha. Ve en büyük teşekkürü de sizlere iletiyorum kıymetli izleyicilerimiz. Zira dünyanın neresinde bir mazlum varsa, nerede yardım bekleyen bir insan varsa onlara iyilik elinizi mutlaka ama mutlaka uzatıyorsunuz. Aziz milletimle gurur duyuyorum. Bu akşam da yeryüzü notlarının sonuna geldik. Allah'a emanet olun.